se da besre kırmezin da bir sistema gaspçı emci serbeyi rada ve cemven inşallah bir yaş şurada hem kaddere ki göremel geci verdi hem nail kes irada ve gasplıkı hem her rabın hem her rabı sabitin yedik yapma kurdu ve de ilk kes ne kadar carekin İsa irada mehirdi mera düşünü tikinin kaybı şaradaniye ve gasplıkının kaybı zaman eme kadefekinin kaybı düşmene iradame, çandame, nerame bu kaybkırı. İnşallah bir yaş şunda cemme bana bu işinin Türkiye'ki daha demokratik, daha azat, daha mafya buradan nasıldı hem de hep rahat çekiyor. 31 Mart'ta sistemin bütün baskılarına, bütün oyunlarına, kaçak seçmenlerine rağmen iradesini eş başkanlarımız, partimiz deyine kullanan Arap halkımız, Türkleri, Kürtleri kutluyorum. İnşallah böyle güçlü birlikteliğimizle, güçlü ittifakımızla, güçlü duruşumuzla, mücadelemizle birlikte bu kayyumcu anlayışın bir daha yerel yönetimlerimizi gasp etmememiz için her birliğiyle duracağız, mücadele edeceğiz. Bu gaspçı anlayışı kesinlikle bu coğrafyadan, bu topraklardan göndereceğiz, tabela partisi yapacağız. Kayyumlarını getirdiler, önce belediyenin önüne beton duvarlar kurdular. Önce kapıyı Araplara, Kürtlere kapattılar. Bütün alışverişini Sirt esnafının dışında kendi yandaş çevreleriyle yaptılar. Bundan sonra gaspçı, yolsuzluk ve hüsursuzluk yapan kayyumcu anlayışa asla geçit vermeyeceğiz. Sirt halkının iradesi buradadır. 31 Mart'ta iradesini sandığa yansıtan Kürt halkının iradeleri şu anda belediyelerde yönetimdedir. Ve halkımız onları seçmiştir. Sandık kurup sandık sonuçlarına razı olmayanların ne inançta, ne İslam'da, ne insanlıkta bir yeri yok. Sen sandığı niye kuruyorsun? Madem Hakkari'nin iradesini tanımayacaksan, o sandığı niye oraya kuruyorsun? De ki seçim yapıyoruz, Kürtler hariç. De ki seçim yapıyoruz ama Kürtlerin iradesi geçersiz. Biz de bu gerçeği öğrenelim. Bu bütünlüklü tabloyu devam ettirdiğimiz müddetçe kazanacağız. Demokratik haklarımıza kavuşacağız. Bu ülkede yolsuzluk yapan, çetecilik yapan, halkın rızkını çalan, çırpan bu anlayışı da kesinlikle bir gün sandıktan mahkum edeceğiz. Yaşamak istiyoruz. En çok da bizim hakkımızdır. Saf, temiz duygularla inancını yaşayan, inancına bağlı bir halktır Kürtler. Ama maalesef 10 yıllardır, 100 yıllardır bir türlü bu temiz, inançlı halk doğru düzgün bir bayram yaşamadı. Hep reddinkar politikaları, katliamlarla, baskılarla karşı karşıya kalıyor. Biz bu onurlu, kararlı duruşumuzla birlikte güzel bayramlar da göreceğiz, güzel günler de göreceğiz. Bunu en çok hak eden halklardan birisi gerçekten Kürtlerdir. Biraz daha belediyemize, örgütlerimize, davamıza, mücadelemize sahip çıkarak bu bizi inkar eden, irademizi gasp eden anlayışa en iyi cevabı veririz diyorum. Şahane bunu çalın bak.